Şimdi Frank Hertz deneyine geldik. Hani belki sorulabilir diye. Bunu size basitçe bir şekilde anlatacağım. Hani deneyin nasıl çalıştığından öten neye hizmet ettiğini bilmek bence daha önemli diye düşünüyorum ben. Bundan dolayı burada yer vermek istedim. Çok basit bir şey aslında. Şimdi olay şu. Bir katot ışın tüpü var. Bunu normal bir tüp olarak düşünebilirsin. Bu tüpün içinde civa buharı var arkadaşlar. Az önce hidrojen gazıyla yaptığımız işlemleri burada civa buharıyla yapacağız. Burada bir katot levha var. Bunu elektron kaynağı olarak düşünebilirsin eksi'si bura, şunu farklı bir renkle yapayım gözüksün. Eksisi bura, artısı buraya bağlı bir voltajınız var. Sanki elektronlar burada hızlanıyor gibi düşünebilirsin ki hızlandıracağız. Burada da bir toplayıcı levha var. Elektronlar buraya ulaştığında şuradaki de şuradaki ampermetrede de ne olacak? Bir akım değeri okunacak. Aslında normal bildiğimiz elektrik devresine biraz benziyor. Şimdi bu adamlar ne yapıyor? Bu adamlar buradan elektronları kopartmaya başlıyorlar ve voltajı gitgide arttırmaya başlıyorlar. Şimdi elektronlar tabii hızlanacak ne olur sen voltajı arttırırsan ne olur akımın artmasını beklersin. Aslında onlar da bunu görüyor, akımın arttığını görüyorlar. Artıyor 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 güzel güzel her şey iyi giderken bir yerden sonra bir azalış meydana geliyor. Nasıl yani? Yani biz voltajı arttırdığımız halde niye akım azaldı? Evet düşündüğün şey. Çünkü bu civa buharının içinde ne var? Civa atomları var. Civa atomuna ait elektronlar var. O elektronlardan işte birinci yörüngede olan elektron uyarıldığı için. Mesela 2'ye uyarılıyor. Birinci yörüngeden ikinciye uyarılıyor. Ve bunu 4.9 ile görüyorlar. Ha diyorlar ki o zaman civa atomunun birinci enerji seviyesi 4.9'muş. Şimdi tabi mesela şöyle oluyor. 5 elektron voltu gönderiyorlar. Tamam 4.90'a çarptı. Tamam 0.10 kaldı. O aradaki şey aslında şu kısım yavaşlatıcı olduğu için aslında o 0.10 da karşıya ulaşamıyor. Bunu, bunu niye yapıyorlar? Deneyi daha net görebilmek için hani karşıya ulaşmasın illa diye. Çünkü elektronun karşıya çarpma hızıyla değil ile ilgilenir akım. Ve görüyorlar ki 4.95 gibi değerlerde akımın ciddi bir azalışa meydana geldiğini söylüyorlar. Bu değeri biraz daha arttırdıklarında yani voltaj değerini biraz daha arttırdıklarında 4.9'un 2 katı olan 9.8'de de bunu fark ediyorlar. 3 katı olan 14.7'de de fark ediyorlar. Bu grafik arkadaşlar istatistiksel bir grafiktir. Bunları adamlar çok tek tek not almış. Şey yapıp normal akım gerilim grafiği gibi değil yani bu istatiksel bir grafik. Daha sonrasında bunun diğer enerji seviyeleri için olanı da yapmışlar. Olay aslında burada tespit edilen ne? Belli bir değerden sonra voltaj değerinden sonra civa buharındaki civa atomlarının elektronu uyardı, uyarıldı. Bu grafikteki şuradaki azalışların sebebi ne dersek işte o enerji seviyelerinden dolayı mesela burada civa varmış vermişim en iki için mesela olduğu için Yani bu grafiği gördüğünde 4.9 muş bu arkadaşın e, en ikinci yörüngesinin enerjisi diyebilirsin. Aslında deneyin amaç hizmeti tamamen bu diyebiliriz. Hani gelirse neydi ya bu yabancı kalma. Gel şu örnek 7'ye bakalım artık işimiz kolay. Sezyum atomuna ait bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Temel halde bulunan sezyum atomunu uyarabilmek için hangileri kullanılabilir? 1.40 elektron volt enerjili foton. Foton ya hep ya hiç de çalışırdı. Burası da 1.40 tamam sıkıntı yok. Sen bu arkadaşı buradaki elektronu buraya uyarabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Zaten sonra tekrar geri dönecek. Bu olabilir. 2.40'lık enerjili foton olmaz. Çünkü burada 2.40'a ait bir enerji okuyamıyoruz. Bu gayet geldiği gibi gidecektir. 3.80 olabilir. N2'ye, N3'e uyarabiliriz. n 2 iki kez de uyarabiliriz. Yani 3.80 elektron volt enerjili elektron da kullanılabilir. O yüzden yanıtımız ne olacak? 1 ve 3 olacak. Tamam. Şimdi son kısım spektrum çizgilerine geldik. Aslında bahsetmiştik. Biraz da buradan üstünden geçeceğiz ve konunun artık sonuna gelmiş olacağız. Hadi gel. Spektrum çizgilerini de diğer tarafta bitirip bu konunun bu konuya da noktayı koyalım.